Herkese merhabalar Tonguç Akademi'de birlikteyiz birinci yazılı kampımız başladı gençler bugün de biyoloji ile birlikteyiz 9. sınıf birinci dönem birinci yazılıya hazırlık yapacağız sizlerle birlikte okulda öğretmenlerinizin sorabileceği sorulara çok yakın sorular koyarak tabii ki bir yazılı hazırlık provası hazırladık. Ama ben aralarda küçük püf noktaları, küçük taktiklerde size vereceğim. Yazılıya hazırlığımızın tam anlamıyla olması için kitapları nereye kadar tamamıyla bitirmiş olmamız gerekiyordu ondan da bahsedeyim. Biliyorsunuz canlıların ortak özelliklerini anlattık. İnorganik bileşikleri anlattık. Organik bileşiklerden de karbonhidrat, yağlar ve proteinler yazılıda sorumlu olduğumuz kısım. Yani sıfırdan dokuza da sayfa 45'e kadar yapmadığınız hiç hiçbir kısmın kalmamış olması gerekiyor. 9 dinamo için de aynı şey geçerli. Proteinlerin sonuna kadar tüm kısımları bitiriyorsunuz diyeyim gençler. O da sayfa 36'ya denk geliyor. Dinamoda aynı zamanda yazılı hazırlık sayfalarımız da var. Unutmayın. Yazılıya girmeden önce yazılıya hazırlık sayfalarına da mutlaka göz atmanız gerekiyor. Hazırsanız hızlıca başlayalım. Şimdi öncelikli olarak birinci dönem yazılı konularımız nelerdi? Yaşam bilimi biyoloji ünitesindeyiz. Biliyorsunuz ki birinci ünitedeyiz. İlk olarak da biyoloji ve canlıların ortak özellikleri kısmını yapmıştık. Biyoloji, biyo canlı demekti. Loji de bilim anlamına geliyordu. Yani biyolojiye canlı bilimi, hayat bilimi ismini verebiliriz. Canlıları inceleyen bilim dalı olduğu için çok kapsamlı bir bilim dalından bahsediyoruz. Canlıların davranış lerine inceleyecek, birbirleriyle etkileşimlerini inceleyecek, cansız çevreden nasıl etkileniyor, bunları inceleyecek diyeyim gençler. Buradan da canlıların ortak özellikleri dediğimiz kısma geçmiştik. Canlıları cansız varlıklardan ayırt edebilmek için sadece birkaç tane özelliğine bakmamız yeterli değildi. Mesela hareket etme dediğimiz durum hem canlı varlıklarda hem de cansız varlıklarda görülebiliyordu. Yani hareket etmek canlıların ortak özelliğidir hareket eden her şey canlıdır diyemeyiz. Arabada hareket ediyor mesela. Birçok özelliğe bakmamız gerekiyordu ki bu özelliklerden de bahsetmiştik. Mesela birincisi hücresel yapıdan bahsetmiştik. Canlıları hücre sayısına göre tek hücreliler ve çok hücreliler olarak gruplandırabiliyorduk. Hücre yapısına göre de prokaryot hücre yapısına sahip olanlar ve ökaryot hücre yapısına sahip olanlar olmak üzere ikiye ayırabiliyorduk diyeyim gençler. Bunun haricinde beslenmeden bahsetmiştik. Bazı bazı canlılar kendi besinini kendi üretebiliyordu. Biz onlara ototrof beslenenler ismini veriyorduk. Besinini dışarıdan hazır olarak alanlar vardı. Onlara da heterotrof canlılar diyorduk. Solunum yapmak da canlıların ortak özelliğiydi. Bazı canlılar oksijenli, bazı canlılar oksijensiz, bazı canlılar da fermentasyon yaparak ATP ihtiyacını karşılıyordu. Metabolizma canlı vücudunda gerçekleşen yapım ve yıkım tepkimelerinin tamamına verdiğimiz isimdi. Anabolik tepkimeler yapım tepkimeleri, katabolik tepkimeler ise yıkım tepkimeleriydi. Başka nelerden bahsetmiştik? Tabii ki organizasyona tüm canlılar sahip olacaklardı. Tüm canlılar boşaltım yapacaktı. Tüm canlılarda adaptasyon, uyuma, uyum, büyüme ve gelişme o üreme gibi ortak özellikler görülecekti gençler. Hatta üremenin üstünde durmuştuk. Canlının yaşamına devam edebilmesi için üremesi şart değil. Ama neslin devam edebilmesi, hayatın devam edebilmesi için üreme şarttı. Sonra ne yaptık? Canlıların temel bileşenleri kısmına geçtik. Canlı vücudunda sentezlenemeyen herkesin doğadan hazır olarak aldığı maddelere inorganik bileşikler, Canlı vücudunda sentezlenebilen bileşiklere ise organik bileşikler ismini vermiştik. İnorganik bileşikler nelerdi? Su, asit, baz, mineral ve tuzlar inorganik bileşiklerdi. Bunlar enerji vermezdi, küçük maddelerdi, hücre zarından doğrudan geçebilirlerdi. Organik bileşikler ise canlı vücudunda sentezlenebilen maddelerdi. Karbonhidratlar, lipitler, proteinler, enzimler, hormonlar, vitaminler, nükleik asitler ve ATP tabii ki organik bileşikler içerisinde yer alacaktı. Biz de yazılıda karbonhidratlardan, lipitlerden ve proteinlerden sorumluyuz diyeyim. İlk sorumuz doğru yanlış soruları. Gençler aşağıdaki cümlelerden doğru olanların yanına D, yanlış olanların yanına Y harfi koyunuz denilmiş. Tek hücreli tüm canlılar prokaryottur diyor. Hücresel yapı bakımından canlıları ikiye ayırmıştık. Prokaryot ve ökaryotlar vardı. Prokaryot hücre yapısına sahip canlılara baktığımız zaman bakteriler alemindeki canlıların ve arkeler alemindeki canlıların prokaryot olduğunu söylemiştik. Ökaryot hücre yapısına sahip olan da protist aleminde canlılar vardı. Mantarlar aleminde canlılar vardı. Bitkiler aleminde canlılar vardı ve hayvanlar alemindeki canlılarda ökaryot hücre yapısına sahipti. Baktığımız zaman bakterilerin tamamı tek hücreliydi. Arkeler tek hücreliydi. Protist alemi içerisinde tek hücreli olanlar da vardı, çok hücreli olanlar da vardı. Mantarlar için de aynı şey geçerliydi. Tek hücreli mantarlar da var, çok hücreli mantarlar da var. Bitkiler alemindekilerin tamamı çok hücreli, hayvanlar alemindeki canlıların da tamamı çok hücrelidir. O zaman şöyle diyemem. Tek hücreli tüm canlılar prokaryottur diyemem. Çünkü tek hücreli ökaryot, protistler ve mantarlar da var. Mesela en basit örnek hep konularımızın içerisinde geçiyor. Amip, öglena, paramesyum bunlar tek hücreli ama ökaryot hücre yapısına sahip canlılardır. O zaman bu cevap bizim için yanlış. Canlılar yaşamını ve neslini devam ettirebilmek için üremek zorundadır. Hayır. Benim çocuğum olmasa da hayatıma devam edebilirim. Yani yaşamımı devam ettirebilmem için üremem şart değil ama neslini devam ettirebilmek için insan türü devam etsin, köpeklerin nesli tükenmesin diye üremek şart. Yaşamını dediği için kabul edemedik. İnorganik bileşikler canlılar tarafından sentezlenmez diyor. Evet, inorganik bileşiklerin hangi çeşidi olursa olsun su, asit, baz, tuz, mineraller fark etmez. Bunlar canlılar tarafından sentezlenemiyor. Minerallerin yapıya katılma, düzenleyici olma ve enerji verme görevleri vardır demiş. Mineral maddeler tabii ki yapıya katılabiliyor. Mesela kalsiyum minerali kemiklerimizin yapısına katılıyor. Düzenleyici olma mineral maddeler mesela enzimlerin yardımcı kısımları oluyor. Bu nedenle düzenleyici moleküllerdir. Enerji vermezler. Enerji veren organik bileşiklerimiz var ki enerji veren organik bileşikler karbonhidratlar, yağlar ve proteinlerdir. Başka enerji verici herhangi bir şeyimiz yok. Minerallerin o yüzden de enerji verme görevi vardır diyemeyiz. Cevabımız yanlış. Karbonhidratların monomerleri arasında glikozit bağı kurulur diyor. Karbonhidratların monomerleri monosakkaritlerde. Monosakkaritlerde birbirine tabii ki glikozit bağı denilen bağla bağlanıyorlardı. Yağları birbirine bağlayan bağın adı ester bağıydı. Proteinleri birbirine bağlayan daha doğrusu proteinlerin yapı birimi olan amino asitleri birbirine bağlayan bağ ise peptit bağı adını verdiğimiz bağıydı. Buradan da doğru yanlışlarımıza devam ediyorum. Kolesterol bir lipid çeşididir demiş. Evet kolesterol dediğimiz şey steroid bir yağydı. O yüzden de kolesterol bir yağdır bir lipid çeşididir diyebiliriz. Proteinlerin monomeri amino asitlerdir. Proteinlerin hücre zarından geçebilecek büyüklükte olan en küçük birimleri amino asitlerde. O yüzden monomeri yapı birimi amino asitlerdir diyebiliriz. Bu da bizim için doğru oldu. Bir gliserol ve 3 yağ hasta arasında 3 tane peptit bağı kurularak bir tane trigliserit sentezlenir diyor. Aslında cümlenin çok büyük bir kısmı doğru. Çünkü trigliserit sentezi nasıl gerçekleşiyordu? 3 tane yağ asidi bir tane gliserol ile bir araya geliyordu. Buradan bir tane trigliserit nötral yağ dediğimiz yağ sentezleniyordu. 3 molekülde su açığa çıkıyordu. Yani bir gliserol ve 3 yağ asidi birbirine bağlanır, bir trigliserit sentezlenir diyebilirim. Ama yağları birbirine bağlayan bağ peptit bağı değil, ester bağı dediğimiz bağdır. O yüzden bu bizim için yanlış. Fosfolipitler hücre zarının yapısına katılır. Fosfolipitlerin yapısında da yağ asitleri ve gliserol vardı. İki tane yağ asitle bir gliserolle bağlanıyordu. Bir tane de fosfat yapıya katılıyordu. O zaman da ismi fosfolipit oluyordu. Fosfolipit de hücre zarında bol miktarda bulunur. Yani hücre zarının yapısına katılır diyebiliriz. Proteinler vücutta en fazla yapıya katılan organik bileşiklerdir demiş. Organik bileşikleri düşündüğümüz zaman karbonhidrat, yağ, protein, enzim, vitamin, nükleik asit gibi tabii ki yapıya katılan en fazla orandaki organik bileşik proteinler olacaktır diyeyim. Buradan da hemen boşluk doldurmalarımıza geçiyorum. Aşağıdaki cümlelerde boşluklara uygun kavramları yazarak cümleleri tamamlayınız demiş. İnsan vücudunda sentezlenemeyen dışarıdan hazır olarak alınan amino asitlere nokta nokta denir. Dışarıdan hazır olarak alınan yağ asitlerine nokta nokta denir. Bazen biz vücudumuzda bazı maddelerin üretimini gerçekleştiremiyoruz. Bunları bitkilerden alıyoruz eğer böyle şeyler karşıma çıkarsa başına ne yazmam lazım? Temel yazmam lazım veya zorunlu yazmam lazım veya esansiyel yazmam lazım. Hangisini yazarsanız yazın öğretmeniniz kabul edecektir. Yani insan vücudunda sentezlenemeyen bitkilerden alınan amino asitlere temel amino asitler denir. Aynı şey yağ asitleri için de geçerli. Temel yağ asitleri ismini vereceğiz. Karbonhidratların monomerleri demiş. Karbonhidratları unutmayın kendi içerisinde üçe ayırmıştık. Karbonhidratların birincisi tek şekerliler dediğimiz monosakkaritlerdi. İki tane monosakkaritin bir araya gelmesiyle disakkaritler sentezleniyordu. Üç tanesi bir araya Üçten fazlası böyle çok tanesi bir araya gelince de polisakkaritlerin sentezi gerçekleşiyordu. Karbonhidratın monomeri demek en küçüğü demek. Karbonhidratların en küçükleri de tabii ki monosakkaritlerdi gençler. Monosakkaritlerin hangi çeşidi olursa olsun hücre zarındaki deliklerden doğrudan geçebilir. 5 karbonlu monosakkaritlerimiz riboz ve deoksiribozdu. Riboz RNA'nın, deoksiriboz DNA'nın yapısına katılıyordu glikoz, fruktoz, galaktoz gibi monosakkaritlerimiz de vardı. İnsanlarda iot minerali eksikliğinde nokta nokta hastalığı ortaya çıkar denilmiş. Iot Bizim boynumuzda bulunan tiroid bezimizden salgılanan tiroksin hormonunun yapısına katılıyordu. Ben vücuduma yeterli düzeyde iyot alamazsam bu hormonu yeterli düzeyde sentezleyemiyordum. O zaman da guatr dediğimiz sağlık sıkıntısı meydana geliyordu. Yani guatr hastalığı meydana geliyordu. Hücrede meydana gelen yapım ve yıkım tepkimelerinin tümüne birden ne ismini verecektik? metabolizma ismini verecektik. Hatta metabolik tepkimelerden yapım tepkimelerine anabolizma ismini veriyorduk. Yıkım tepkimelerine ise katabolizma ismini veriyorduk. Onları da yazmış olayım. Tüm canlı hücrelerde bulunan DNA'nın yapısındaki 5 karbonlu şeker ismini aldığı deoksiri bozdur. Şöyle bir baktığımız zaman DNA'nın uzun adına deoksiribon nükleik asit yani ismini aslında yapısında bulunan zaten şekerden alıyor. Hemen boşluk doldurmalarla devam ediyorum. Bizim polisakkaritlerimizi de ikiye ayırmamız söz konusuydu. Yapısal polisakkaritler vardı bir de depo polisakkaritler vardı. Yapısal polisakkaritler selüloz ve kitindi. Selüloz bitkilerde hücre duvarının yapısına katılıyordu. Kitinde mantarlarda hücre duvarının yapısına katılıyordu. Aynı zamanda eklem bacaklıların da dış iskeletinde bulunuyordu. Kitini diğer polisakkaritlerden ayıran yapısında azot elementinin bulunmasıydı. Eklem bacaklıların yani böceklerin üstüne bastığımız zaman çatırt diye ses gelmesini sağlayan şey aslında onların dış iskeletinde bulunan kitindir. Kitinin yapısında da azot var. Kendi besinini kendisi üreten canlılara ne ismini vereceğiz? Ototrof canlılar diyeceğiz ya da üretici canlılar kelimesini tabii ki kullanabiliriz. Ama her canlı ototrof değil yani herkes kendi besini kendi üretemiyor. Bazı canlılar da besin ihtiyacını doğadan hazır olarak karşılıyor. Mesela ben gibi doğadan besin ihtiyacını hazır olarak karşılayan canlılara da heterotrof canlılar yani tüketici canlılar ismini vereceğiz gençler. Bunlar inorganik maddeleri organik maddelere çeviremiyorlar. Ototroflar ise çevirebiliyor. Canlıların bulunduğu ortamda yaşama ve üreme şansını arttıran kalıtsal özelliklerine uyum veya adaptasyon ismini vereceğiz. Her canlı adaptasyon ismini vereceğiz. Her canlı adapte olabildiği, uyum gösterebildiği ortamlarda yaşamına devam edebilecek. Yani kutup ayılarını düşündüğümüz zaman çöl ortamında, ekvatoral ortamda yaşayamazlar. Onlar vücut sıcaklığını e, ...koruyabilecek bir kürk yapısına sahipler. Sıcak ortamlar onların yaşaması için elverişli değil. Herkes yaşayabileceği, uyum sağlayabileceği ortamda neslini devam ettirmek ister. Besinlerden ATP enerjisi üretilmesini sağlayan tepkimelere... ...tabii ki ne ismini veriyoruz gençler? Solunum tepkimesi ismini veriyoruz. Solunum tepkimelerini de kendi içerisinde üçe ayırmıştık. Oksijenli solunum yapabilen canlılar... Oksijensiz solunum yapabilen canlılar ve fermentasyon yapabilen canlılar vardı. Besinleri solunum tepkimelerinde yaktığımız zaman canlılarda kullanılabilir enerji formu olan ATP'nin sentezi de gerçekleşmiş oluyordu. Karbon atomları arasında sadece tekli bağ içeren yağ asitlerine nokta nokta denir diyor. Ee, yağ asitlerini hemen şurada göstermiş olayım size ikiye ayırmıştık. Yağ asitlerinin bazılarının karbonları tekli bağ içeriyordu. Bazılarının karbonları da çiftli bağ içeriyordu. Karbonları tekli bağ içerenler bizim için doymuş yağ asitleri oluyordu. Hidrojene doyuruldukları için oda sıcaklığında katı halde bulunabiliyorlardı. Çiftli bağ yapanlar ise doymamış yağlar dediğimiz yağlardı. Bunları hidrojene doyuramadığımız için Oda sıcaklığında sıvı halde bulunacaklardı. Genellikle bitkisel kökenli oluyorlardı. Karbon atomları arası tekli bağ içeren yağ asitlerine o zaman ne ismini veriyormuşuz gençler? Doymuş yağ asitleri, hemen onu da yazayım, yağ asitleri ismini vermiş olacağız. Hemen diğer bir soruma geçiyorum. Enerji veren organik bileşiklerin uzun süren açlık dönemlerinde kullanım sıralarını ve enerji verme miktarlarını azdan çoğa doğru is yazmamızı istemiş. Şimdi benim enerjiye ihtiyacım var. Hızlı hızlı yazılıları çözmeye çalışıyorum. Hem aynı zamanda soruları çözerken ya hoca şöyle sorarsa dur ben onu da söyleyeyim deyip ekstradan da bilgiler vermeye çalışıyorum. O zaman bo benim bol miktarda enerjiye ihtiyacım var. Enerjiye ihtiyacım olduğu zaman vücudumda gidip birinci sıradakimin kimin kapısını çalacağım? Karbonhidratların kapısını çalacağım yani şekerlerin kapısını çalmış olacağım. Eğer vücudumdaki şekerler biterse ki böyle karaciğerimde depoladığım şekerler yaklaşık hiçbir şey yemezsem bir günde bitebiliyor. Bu sefer de lipitlerin yani yağların kapısını çalacağım. Çok uzun süreli bir açlık yaşarsam vücudumdaki yağların da oranı baya bir azalırsa o zaman da enerji ihtiyacımı proteinlerden karşılamaya başlıyorum. Hatta şuradan aklında tutabilirsin. Diyetisyen televizyona çıkıyor diyor ki vücudunuza karbonhidrat almayı bırakırsanız zayıflarsınız. Ben vücuduma karbonhidrat almazsam enerji ihtiyacımı nereden karşılayacağım? Yağlardan. Yağlarımı yaktığım zaman da zayıflamış olacağım gibi düşünebilirsiniz. Bunların enerji verme miktarını da azdan çoğa doğru sıralayacak olursak bir kere en az enerjiyi karbonhidratlar verir. Karbonhidratları birinci dereceden enerji verici olarak kullanıyorum ama karbonhidratlar eşit miktarda yakarsam üçünden en az enerjiyi veriyor. Niye gidip ben bunları ilk olarak kullanıyorum? Çünkü karbonhidratları yakmak çok kolay kolay bir şekilde solunum tepkimelerine katılıyorlar. Karbonhidratlardan daha fazla oranda enerji veren organik bileşik proteinlerdir. Proteinlerin iki katı kadar enerji veren de Lipitlerdir lipitleri ikinci sırada kullanıyoruz ama en çok enerjiyi onlar veriyor unutmayın proteinler canlı vücudunda en fazla bulunan organik bileşikler ya yapıya çok fazla derecede katılıyorlar yani çok zor durumda kalırsak proteinlerimizden enerji elde ediyoruz ama aslında proteinler enerji elde etmek istediğimiz besinler değil yapıya katsak e, bizim için daha sağlıklı oluyor diyeyim gençler. Buradan da hemen bir tablo çıktı karşıma. Aşağıdaki tabloda polisakkaritlerle ilgili olan kutucuklara tik işareti koyunuz diyor. Şimdi nişastaya baktığım zaman nişasta bir depo karbonhidratıdır. Hemen tik işaretimi koydum. Glikozun fazlasını nişastaya çevirerek depolayanlar da tabii ki bitkisel hücrelerdir. Bitkiler çok fotosentez yaptı, çok glikoz üretti. Bu sefer de glikozlarını glikojene çevirerek depolama özelliğine sahip. Selüloza baktığımız zaman selloz bir depo polisakkariti değil yapıya katılan bir polisakkarit. Bitkilerin hücre zarının dışında bir de hücre çeperi, hücre duvarı adını verdiğimiz yapısı var. Bitkilerin hücre duvarı da selüloz yapılıdır. O yüzden de bitkiseldir ve yapısal bir polisakkarittir diyebilirim. Glikojene baktığım zaman da glikozun Hayvanlarda, bakterilerde, arkelerde, mantarlarda fazlasının depolanma şekli glikojendir. Hayvanlar alemindeki canlılar da glikozun fazlasını glikojene çevirerek depoladığı için tabii ki hayvansal bir polisakkarittir diyebilirim. Kitine geldiğimiz zaman da mantarların hücre çeperi, hücre duvarı diye bir yapısı var. Aynı bitkilerde olduğu gibi bitkilerinki selloz yapılı, mantarlarınki kitin yapılı ama mantarı sormamış bize. Kitin aynı zamanda eklem bacaklıların dış iskeletinde var. Eklem bacaklı dediğim böceklerde hayvan olduğuna göre o zaman hayvansal bir polisakkarittir diyebilirim. Aynı zamanda eklem bacaklarının dış iskeletinde bulunması hat bunun yapıya katıldığını gösterdiğine göre yapıyı da işaretlemem mümkün diyeyim. <laughs> Hemen buradan da protein çeşitliliğinin sebeplerinden dört tanesini yazınız diyor. İlla dört tanesini, 5 tanesini, 10 tanesini diye sormayabilir hocanız. Şöyle bir durum söz konusudur. Doğada 22 çeşit amino asit var. Canlı vücudunda kullanılabilir, keşfedilmişte 20 çeşit amino asit var. Biliyorsunuz ki protein sentezini kim kontrol ediyor? DNA. DNA bir şifre veriyor. DNA'nın verdiği şifreye göre de Amino asitler bir araya gelerek proteinleri meydana getirmiş oluyorlar. O zaman canlıların akrabalık derecesine bakılırken DNA benzerliğine bakılır ya. DNA'sı ne kadar benziyorsa o kadar yakın akrabadır bunlar denir ya. DNA protein sentezine şifre verdiğine göre o zaman proteinleri ne kadar çok benziyorsa DNA'sı da o kadar benzerdir diyebiliriz. Proteinlerinin birbirine benzer şekilde olmasını sağlayan şey de aslında 20 çeşit amino asit var ama amino oluşturduğu proteinlerin sayısı birbirinden farklı. Sonra bu amino asitlerin geliş çeşitleri birbirinden farklı sırası da yine birbirinden farklı olacak. Mesela neyi kastediyorum? Seninki A, B, C, D, E, F aminoasitlerinden oluşuyor. Benimki B, C, D, A, A'dan oluşuyor. Sendeki sayıyla bendeki sayı farklı. Sendeki çeşitle bendeki çeşit farklı sendeki sırayla bendeki sıra birbirinden farklı. Aslında bunları çoğaltabiliriz. Sayısının, çeşidinin, sırasının, ondan sonra tekrarlanma sıklığının ki sırasının içerisine girer. DNA'ların birbirinden şifre veren bölgelerinin farklı olmasından kaynaklanıyor. Proteinlerin birbirinden farklı olması değil. Buradan da hemen başka bir soruya geçiş yapıyorum. Aşağıda verilen özelliklerden hangisi tüm canlılarda ortak olarak görülmektedir? Baktım oksijenli solunum yaparak ATP üretme. ATP üretmeyi kabul ederim. Solunum ile ATP üretmeyi de kabul ederim. Tüm canlılar solunum yaparak ATP üretebilir. Ama oksijenli solunum yaparak ATP üretmeyi kabul etmem. Herkes oksijenli solunum yapmıyor ki. Bazı canlılarda oksijensiz solunum, bazı canlılarda da fermentasyon dediğimiz tepkimeler gerçekleşiyor. Üreme dese kabul ederim ama eşeğili üremeyi kabul edemem. Her canlı eşeğili üreme yapmıyor ki. Bazı tek hücreli canlılar var. eşeğisiz üreme yani hücre bölünmesi yapınca hop sayı artmış oluyor. Dehidrasyon sentezi yapma bu bir dursun. Dehidrasyonla hidrolizi bir hatırlatmış olayım size inorganik maddelerden organik madde üretmek demek üretici canlıların besin sentezlemesi anlamına gelir. Üretici canlılara ototrof canlıları, ışık enerjisini kullananlara fotototrof, kimyasal enerjiyi kullananlara da kemototrof ismini vermiştik. İnorganik maddelerden organik madde üretmek de tabii ki tüm canlılarda ortak değil. Aktif yer değiştirme hareketi yapma, hareket yapmayı kabul ederim ama aktif yer değiştirmeyi kabul etmem. Tüm canlılar aktif olarak yer değiştirmez. Bazı canlılar yönelim adını verdiğimiz hareketleri gerçekleştiriyorlar. Bitkilerin güneşe doğru dönmesi, ağaç çiçeğinin keza güneşe doğru yönünü değiştirmesi, bitki köklerinin suya doğru hareket etmesi yönelim hareketlerine örnektir. Dehidrasyon ve hidrolizi hatırlatmak istiyorum size. Bizim iki çeşit tepkimemiz vardı. Bir dehidrasyon tepkimesi dediğimiz tepkimeler, bir de hidroliz tepkimeleri dediğimiz tepkimelerimiz vardı. Dehidrasyon tepkimeleri küçük moleküllerin bir araya gelerek büyük moleküllerin sentezlendiği tepkimelerdi. Küçük moleküllerden büyük moleküller sentezlenirken mutlaka su açığa çıkardı. Hidroliz tepkimeleri ise büyük moleküllerin su kullanarak kendi oluşturan daha küçük birimlere dönüşmesi anlamına geliyordu. Mesela sen amino asitlerini bir araya getirip protein sentezliyorsan küçükten büyük yaptın demektir. Dehidrasyon sentezine örnektir. Ama sen proteinleri kendini oluşturan daha küçük birim olan amino asitlere çevirdiysen bu ise hidroliz tepkimelerine örnek olacak diyeyim. Dehidrasyon tepkimeleri küçükten büyük yaparken ATP harcadığın tepkimelerdir. Hidroliz tepkimelerinde ise ATP harcanması gerçekleşmez. Mesela protein sentezi tüm canlılarda ortak olduğuna göre tüm canlılarda dehidrasyon asyon sentezi yapar diyebiliriz. Buradan da başka bir soruya geçiyorum. Hayvansal bir hücrede 50 molekül trigliserit sentezi gerçekleşirken açığa çıkan su ile kaç molekül glikoz içeren bir glikojen hidrolize edilebilir? Önce bir trigliserit sentezinden bakayım. Gençler matematiksel sorular üniversite sınavında bu konuyla ilgili çok fazla gelmiyor ama okul yazılarında hocalarımız çözebiliyor. Bir tekrar etmiş olalım. Ne demiştik? 3 tane yağ asidi ile 1 tane gliserol bir araya geldiği zaman bir tane trigliserit sentezi gerçekleşiyordu. Tepkimeden 3 molekülde su açığa çıkmış oluyordu. Hayvansal bir hücrede 50 molekül trigliserit sentezliyorsan o zaman kaç tane su açığa çıkmıştır? 50 katı olduğuna göre buranın da 50 katı 150 tane su açığa çıkmıştır. O zaman bizim açığa çıkan su sayımızı bulduk 150. Kaç molekül glikoz içeren bir glikojen hidroliz edilebilir? En sayıda glikoz bir araya geldiği zaman dehidrasyon tepkimesi sonucunda glikojen adını verdiğimiz polisakkaritin sentezi gerçekleşiyordu. Buradan da en eksi bir sayıda su açığa çıkıyordu. Açığa çıkan suyla dediğine göre o zaman en eksi birimiz ne? 150'dir. O zaman bizim enimiz nedir? 151. He, yani ben 151 tane glikoz içeren bir glikojenin hidrolizini gerçekleştirebilirim dedik. Hem mendisakkaritlerle ilgili sorum karşıma çıktı. Aşağıdaki disakkarit sentezi tepkimelerinde boşlukları doldurunuz diyor. Disakkaritlerin bir araya gelmesini unutma. Bu bir yapım tepkimesidir. Dehidrasyon diyorduk. Oku bu tarafa çevirirsem de hidroliz tepkimesi olacak. Dehidrasyon tepkimeleri sonucunda mutlaka su açığa çıkar. Hidroliz tepkimelerinde ise su kullanılır. Glikoz glikoz gli gli mal demiştik. Glikoz glikoz bir araya geldiği zaman mal toz adını verdiğimiz disakkaritin sentezi gerçekleşiyor. Glikozla fruktoz adını verdiğimiz monosakkarit bir araya geldiğinde de Sükroz veya bazı kaynaklarda sakkaroz olarak da geçer. Yani hocanız sakkaroz yazdırdıysa niye sükroz yazdırmadı demeyin. İkisi de aynı anlama geliyor. Sonra cebime her zaman zaten bak kimi koyuyorum. Şifre burada glikozu koyuyorum. Bu sefer glikozla gallak tozu birleştiriyorum. Glikozla gallak tozu birleştirdiğimde de şifre içinde laktoz sentezi gerçekleşiyor. Gli gli mal. Glikozla galaktoz zaten içinde yazıyor laktoz. Glikozla fruktoz birleşince de diğeri son kalan yani sükrozun sentezi gerçekleşmiş oluyor. Aşağıdaki tabloda verilen ifadeleri uygun kelimeler ile eşleştiriniz diyor. Şimdi bakıyorum tek hücreli bir canlının hacimce artışı tek hücreli bir canlıymış hacimce artış gösterdiğine göre bu canlı artık ne yapmış büyümüş demektir o zaman tek hücreli bir canlının hacimce artışına büyümüş ve gelişmiştir diyeceğiz Vücutta fazla ya da atık maddelerin vücuttan uzaklaştırılması, ben atık bir maddeyi vücut dışına atıyorsam tabii ki ne yaptım demektir? Boşaltım yaptım demektir. Farklı cinsiyetteki iki bireyden yeni bireyler oluşması üremedir. Farklı cinsiyet değişim içerisine girdiyse tabii ki eşeyli üremeden bahsediyoruz. Büyük moleküllerin su ve enzimlerle kendini oluşturan daha küçük moleküllere parçalanması ise bizim için hidroliz anlamına geliyordu. Zaten onu da detaylı olarak söylemiştim. Böylelikle son sorumuzu da yaptık. Hemen ödüllü soruya geçiyorum ama sınavınızda hepinize çok 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 başarılar diliyorum gençler. Hemen ödüllü soruyu da gösteriyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Ödüllü soruya cevaplarınızı aşağıya bekliyorum.